İstanbul çok büyük bir şehir, hatta büyük bir ülke nüfus olarak. Burada yalnız değilsiniz. Elfet güçlü bir aile. Sizleri görmekten çok gurur duyuyoruz, mutluyuz. Çünkü aramızda değerli İbrahim Hocam, Sayın Mücahit Yentür Hocam, ilk 10'da olan öğrencimiz var, ilk 100'de olan öğrencimiz var, ilk 1000'de olan öğrencilerimiz var. Bütün öğrencilerimiz bizim için değerli. Birinci olan bugün gelmedi bugün, onu bilmiyorum. Evet, İstanbul'da olduğunu da bilmiyordum belki. Evet. Dolayısıyla sizler bizim için değerlisiniz. Şu an toplumda yeni nesilden bir şey olmaz diye bazı ibareler var. Biz buna inanmıyoruz. Yeni neslin tarih yazacağına inanıyoruz. Bütün toplantılarda söylediğim gibi pandemide 10 liralık makarnayı 50 liraya yeni nesil satmadı. Depremde 1000 liralık evi 10 bin liraya yeni nesil kiraya vermedi. Dolayısıyla bizler sizlere inanıyoruz. Sizler bizim yarınımızsınız. Onun için ben hepinize teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler. Ben Fatih Mehmet Akbıyık. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim İlişim Sistemleri bölümündeyim. Yaklaşık bir senedir de Elfed'in Gençlik Kolları yönetimini yönetiyoruz. Kısaca Elfed'in etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Çetene sohbetlerimiz var, tiyatro etkinliklerimiz var. Geçen sene bir fotoğrafçılık atölyesi düzenledik. Bu sene Kemal abiyle beraber devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli ziyaretler, meslek gruplarına göre buluşmalar, öğrencilere staj imkanları, burs imkanı, mezun olduktan sonra iş imkanları sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Elfed'in de Elazığ'ın birlik ve beraberliğini sağlaması, İstanbul'a dayanışma ortamı oluşturması ve Elazığ kültürünün gelecek nesillere tanışmasında gençlik kolları önemli bir yer alıyor. Bundan dolayı da hepinizi etkinliklere, toplantılara bekliyoruz. Çünkü bundan sonra bu kültürü geleceğe taşıyacak bizleriz, gençleriz. Bu konuda hepinizden destek bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bahsettim. Fatih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Elfed Genel Başkanımız Sayın Gökhan Elgin'in sahneye dağıtıyorum. Dişli alkışlarınızla. Evet. Kıymetli Danışma Kurulu Başkanım İbrahim Taşer Hocam, İstanbul'un milli eğitimine emanet ettiğimiz hemşerimiz Madenli, Elazığlı Sayın Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür, Müdür Yardımcımız Özcan Türkoğlu aynı zamanda bizim yine yönetimimizde, yönetim kurulu üyelerimiz burada, Rabi ablamız, nüfus müdüremiz, İstanbul'un nüfusunu emanet ettiğimiz müdüremiz burada. Burs veren abilerimiz burada, Emin Selim Akgül her zaman bizim yanımızda. İyi ki tanımışız abi seni. Baki abimiz burada yine sağ olsun. Tevfik Bey burada, yine Doçent Doktor Emre İlhan'a da selam gönderiyoruz. Bunlar sadece bir kısmı burs veren büyüklerimizin. Sağ olsunlar. Elfed burada bir çatı örgüt, çatı sivil toplum kuruluşu. Biz aslında bu elleri bir güç birliği yapıp birleştiriyoruz. Sizin gibi değerli öğrencileri aramızda görmekten çok mutluyuz. O yüzden de bu tür programlara devam etmek istiyoruz. Bu üçüncüsü, artık gelenekselleşti. Ben başta İbrahim Hocam olmak üzere Mete Hocam'a teşekkür ediyorum. Burası bizim bir evimiz gibi, hiç yabancı görmüyoruz. Biz de o kurumlarda eğitim gördük, dershanelerde. Dershanesinde ben eğitim almıştım. Ta ilkokulda. O yüzden Elazığ için önemini biliyorum. Ama Elazığ'da açtığı grubu artık Türkiye çapında çok önemli bir eğitim kurumu. Allah yolumuzu açık etsin. Çünkü ben de hiç farklı görmüyorum. Ben de aynen o grubun, o eğitim kurumunun içinde gibi kendimi hissediyorum. Bizim şimdi bizim 35 kişilik bir yönetim kurulu üyemiz var. Hepsi birbirinden değerli. Biraz sonra kendilerini de tanıtacaklar. Farklı meslek gruplarından var.
Tabii biz, ben 1975 doğumluyum. Elazığ Şehit İranlar Caddesi'nde doğduk, büyüdük. Şu an ailem, annem, babam da orada, dayım, teyzelerim. Sık sık gidip geliyoruz. Bayramlarda veya daha işte gelecek hafta da gideceğim inşallah. Dolayısıyla bağımız hiç kopmadı. Elazığ çok farklı bizim için, değerli. O yüzden o bağı sizlerle devam ettirmemiz gerekiyor. Bazen diyorlar, yani işte bu kadar yoğun iş yapıyorsun ki, ben işte 7 ay önce bir iş yerini değiştirdim. 18 yıldır İstanbul'da, İstanbul Valiliğine bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin başkanlığını yapıyordum. 1750 tane kamu binasının güçlendirme veya yeniden yapım projesini yaptık. Artık işlerimizi rayına koyduktan sonra da Merkez Bankası'nda şu an Yapı ve Tedarik İşleri Genel Müdürü olarak görevime devam ediyorum. Bazen soruyorlar, bu kadar yoğun iş arasında Erfet nasıl gidiyor? Ben Erfet'i hiç hayat boyu, yani ben o kurucularından biriyim. 2013'te kurucu onursal başkanımız Faik İçmeli ile beraber çok değerli arkadaşlarla, büyüklerimizle, arkadaşlarımızla kurduk. O günden beri de hiç yorulmadık Erfet'te yaptığımız işlerden dolayı. Çünkü burası bir gönül işi. Biz gönlümüzü Elazığ'a verdik. Elazığ bizim için hep ön planda. Ben işte bazen tabii yeni tanıştığımız kişiler oluyor. İşte kendinizi tanıtır mısınız diye söylediğimde işte bir, iki, üçüncü de hemen Elazığ'ı araya sıkıştırıyoruz. Yani Elazığ olmadan olmaz. Çünkü beni ben yapan değerlerden biri ailem, kültürüm, memleketim. Ve çok şükür hiç Elazığlı dediğimde de olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. İnşallah sizler de bunu yaşayacaksınız. Ama bu da tabii hem bizlere hem sizlere bir yük. Yani nasıl büyüklerimiz bize böyle güzel bir miras bıraktıysa, biz de bu mirası devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben hiç unutmam, Ankara'da da 13 yıl yaşadım. 23 plakalı arabam vardı. Ters yöne girmem, kırmızı ışıkta geçmem. Aman Elazığlılara laf gelmesin, bir sıkıntı olmasın. O ayrı biraz. Ama ben çok dikkat ediyordum 23 plaka araba kullandığında. Sonra 06'ya geçince rahatladık yani. Ortamı yakındırdık. Evet. Şimdi arkadaşlar, bizim şöyle Elazığ Dernekler Federasyonu Üsküdar'da Halk Caddesi'nde numara 50'de. Alev Hanım, bizim asistanımız, sürekli gün içinde kendisi Erfet'i açık tutuyor. Evet, Alev Hanım'ı da tanıyın. Evet. Şimdi Alev Hanım, dolayısıyla orası yani sizin bir mekanınız olabilir. Üsküdar'a gittiğinizde, Anadolu yakasına yolunuz düştüğünüzde bizim kapımız açık. Mutlaka uğrayın, çayımız, kahvemiz, çorba da ısmarlarız arzu edenlere. Dolayısıyla sizi bekliyoruz. Biz bazen işte bu tür konuşmaları veya bu tür toplantıları yaptıktan sonra araya böyle bir, nasıl diyeyim, mesafe giriyor. Ben istiyorum ki sizle daha çok hemhal olalım. Yani burada mesela birbirimizi tanıyacağız. Ama o anlık tanışmaları biraz daha somutlaştırmak ve ileriye taşımak lazım. Bizim bu yıl içerisinde çok ciddi etkinliklerimiz olacak. Ben hepinizin de gelmesini çok arzu ediyorum. Ha, sınavlar olabilir, bizim de oldu ama Ankara'da, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum. İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 98'de mezun oldum. Bizim de sınavlarımız çok ağırdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mühendislik hakikaten ağır imtihanlarımız da vardı. Ama sivil toplum kuruluşlarını, Elazığ derneklerini hiç ihmal etmezdik. Organizasyonlara giderdik. Hatta Fethi Altunyuva Bey de burada. Ben mesela Elazığ halk oyunlarını çok severim. Biraz sonra belki Mehmet abiler çalarsa bir halay da çekeriz beraber. Ben bunu Elazığ'da öğrenemedim. Ama ODTÜ'de bizim yine Türk Halk Bilimleri topluluğu vardı. Orada Elazığ ekibi vardı. Ben orada öğrendim. Hakan abi de o Türk Halk Bilimleri topluluğundadır. O da ODTÜ'den abimiz bizim. Orada biz Elazığ ekibi çıkarmıştık. Erkek ekibi. Orada öğrendik. Ondan sonra da ben karma ekibe hocalık yaptım mesela son sınıfta da. Yani bunlara da zaman ayırıyorduk. Ha, sosyal olmak, sosyal işlere vakit ayırmak size ne sağlar? Bir kere hayat üniversite eğitiminden sadece orası sizi etkilemeyecek. Sosyalliğiniz, arkadaşlarla ilişkiniz, belki hemşerilerinizle ilişkiniz, Erfet'e gelip gitmeniz size başka bir yol açacak veya başka bir yerde olmanız.
Dolayısıyla sosyal olmak da, sosyal faaliyetlere katılmak da imtihanınızda başarılı olmanız kadar bence önemli. Çünkü mezun oluyorsunuz, mezun olduktan sonra hakikaten sudan çıkmış balık gibiyiz. Biz de yaşadık onları. Dolayısıyla bir mentorluk yapan büyükleriniz, size yol gösteren abileriniz, ablalarınız olursa, büyükleriniz olursa çok daha kolay geçiyor. Hele böyle bir büyük şehirde, İstanbul'u da ıskalamayın derim. Yani Elfed'in etkinliklerine, hemşerilerinizle beraber olun. Ama İstanbul'un kültürünü de, tarihi yerlerini, turistik yerlerini de mutlaka gezin. Çünkü gençliğiniz bir daha gelmeyecek. İşte bize de sorsam, ben şu an 49 yaşındayım, seneye 50 olacağım. Keşke bu akılla bir daha geri gidebilsem mi? Evet, gidebilsem. Daha farklı değerlendirirdim. Bazen genç yaşlarda çok vaktiniz oluyor. Kitap okuyorsunuz, okey oynuyorsunuz, arkadaşlarla bir yere gidiyorsunuz, vakit geçmiyor. Ama şimdi de biz vakiti yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla gençliğinizi doya doya yaşayın diyorum. Aramıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Buraya katıldığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Erdi Başkanımıza samimi konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul'da Milli Eğitim Bakanımız olduğu için Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün yoğun bir programı var. Onu İbrahim Taşal Hocam müsaade ederseniz hocamızı sahneye alacağım. Buyurun. Çok değerli Genel Başkanımız, çok kıymetli İbrahim Taşal Hocam, çok değerli Nüfus İl Müdürümüz, çok kıymetli Elfet Yönetim Kurulu üyelerim, çok değerli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, çok kıymetli Elazığlı hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum sevgili gençler. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Buradan bakınca da salon gerçekten çok güzel görünüyor. Şanslısınız, hakikaten iyi bir tercih yapmışsınız. İstanbul'da hangi üniversite ve hangi bölümde okuyorsanız okuyun, İstanbul'da üniversite bitirmek başlı başına hayata hazırlanmak sürecinde geleceği planlamak ve geleceğe doğru yürümek adına çok önemli bir adım. İstanbul'u yaşamak ayrı bir şey, İstanbul'da yaşamak ayrı bir şey. İnşallah siz İstanbul'u yaşayanlardan ve İstanbul'da üniversite okuyanlardan olursunuz. Hayat uzun bir çizgi gibi görünse de çok coşkun bir ırmak gibi akmakta. Bunu planlarsanız, hedeflerinizi koyarsanız ve gereğini yaparsanız gerçekten güzel işlere vesile olur. 21. yüzyılda çok farklı öğrenme becerileri var, çok farklı bir eğitim paradigması var. Artık hangi üniversiteden mezun olursanız olun, tek başına üniversite sertifikasının artık tek başına bir anlamı yok. Bunu iyi algılamak lazım. Ve uyum ve adaptasyon sürecini de bu şehre ve üniversiteye hızlı ve çabuk sağlamanız lazım. Bu vesileyle Elfet gerçekten sizin için çok denizin ortasındaki bir deniz feneri gibi. Burayla irtibatı iyi kurmak lazım. İstanbul 20 milyonluk bir dehşet bir şehir. Ben 2 yıl İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Orada hep sorarlardı İstanbul'la İzmir'i karşılaştırmıyorsunuz diye. Şimdi tabii nezaketen İstanbul'la İzmir karşılaştırılmaz. Ama onlara hep şunu söyledim. İzmir Türkiye'nin çok önemli ve çok güzel bir şehri. İstanbul ise dünyanın çok önemli ve güzel bir şehri. O yüzden dünya artık bu küresel düzlemde neredeyse bir köy haline geldi. Kabullensek de kabullenmesek de. Burada bu küresel çapta İstanbul çok önemli bir şehir. Medeniyet kodları olan, kültürü olan, ayrı bir ruhu olan, dünyada belki bazen Türkiye'nin de önüne geçecek özelliği olan bir şehir. Çünkü farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin her şey, herkesin kendinden bir parça bulduğu bir şehir. O yüzden bu şehri okumak lazım kıymetli arkadaşlar. Bu şehri sayfa sayfa çevirip ondan bir ders almak lazım. İnşallah siz bunu yapanlardan olursunuz. Ancak bu şehirde sizin zamanınızı çok farklı olacak, çok keyifli zaman geçireceğiniz bir şeyler olabilir. Ama bir bakarsınız ki yarı dönem gitmiş. O yarı dönem hayatınızın çok önemli bir noktası. Çok kaybını belki 2-3 yılda telafi etmeyeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden bir hedefle, bir gayretle, bir disiplinle yola koyulmak lazım. Hiç pes etmemek lazım. Biz sefere çıkmakla yükümlüyüz. Zaferle mükellef değiliz. Size kendi yaşantımdan kısa bir örnek vermek istiyorum.
Çok genç yaşta Çapa Öğretmen Lisesi'ne müdür oldum. Şu anda Çapa Fen Lisesi 1848 yılında kurulmuş bir okul. Çok tarihi bir okul. Çok genç yaşta müdür oldum. Dediler ki birkaç sonra, ay sonra zaten bunu görevden alırlar. Bu çok çocuk, daha tecrübesiz. Ondan sonra dedim ki Allah bana bu okul nasip ettiyse ben bunun gereğini yapayım. Doktora yapıyordum. Master'ımı da yapmıştım. Döndüm dedim ki bu eğitim yönetimi ve denetim alanında da kendimi yetiştirmeliyim. Gittim master'a başvurdum İstanbul Üniversitesi'nde. Ondan sonra yabancı dille ilgili çalışma yaptım. Onu da geçtim. Sonra mülakata çağırdılar. Cuma günü hiç unutmuyorum. Gittim üniversiteye, enstitüye. Bir durumu merak ettim nasıl diye. İsim vermekte de beis yok, her yerde de anlatıyorum bazen. Hocaya da söylediğim için. İstanbul Üniversitesi'nin rektörünü yapan iki dönem Mahmut Akkoca, o zaman enstitü müdürü. Dedim ki hocam benim durumum nasıl acaba? Girme şansım var mı bu master'a? Açtı listeyi, dedi ki Mücahit hocam girme şansın yok dedi. Bu ara dedi çok Boğaziçi'liler başvurmuş. Notları çok yüksek, ALES puanı yüksek, yabancı dil puanı yüksek, diplomat yüksek. Ben de 10 sene sonra gitmişim, başvurmuşum. Sen çok gerilerdesin dedi, 10 kişi alınacak. Moralim bozuldu. Geri döndüm. Pazartesi sabahı kalktım. Giyindim. Takım elbisemi giydim. Dedim ki ben bu yarışa girmeden kaybetmeyi şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Gittim mülakata. Hakikaten yani benden 7-8 yaş küçük. Daha yeni üniversiteyi bitirmiş. Çok genç arkadaşlar var. 2 saatte bekledim, mülakata girdim. Mülakata girdim, kendimi tanıttım. Dedim ki ben Çapa Öğretmen Lisesi müdürüyüm. Şu anda da doktor öğrencisiyim, master'ımı da yaptım. Askerden kaçmak için veya CV'ye eklemek için değil, bu alanda yetkinlik kazanmak için geldim dedim. Mülakat komisyonu başkanı, bizim önceki dönemlerden Talim Terbiye Kurulu Başkanımız, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İrfan Erdoğan Hoca, şöyle kağıda bakıyordu, kaldırdı başını, yanındaki arkadaşlara dedi ki, değerli hocalarım dedi, müsaade ederseniz, biz bu arkadaşa soru sormayalım. Tam beklediğimiz ve istediğimiz adam geldi dedi. Dedi ki hocam bu dışarıdakileri, bu dışarıdakileri biz Haziran ayında daha yeni mezun ettik. Daha sınıfa girmemişler. Eğitimin yönetimi, eğitimin denetimi, işleyişiyle ilgili bilgi yok. Siz dedi bu işin uygulamasından geliyorsunuz. Ve birçok okul müdürü geldi, bizle görüştü. Yabancı dil geçemedi, ALES'i geçemedi. Bu seviyeye gelemedi. Dedi ki müsaadenizle soru sormayalım, teşekkür ederim dedi. Bana 100 verdiler. Ben o ortalamayı bir anda yükselttim. Bu noktada sınava master'a kabul edildim. Hakikaten sınıfta o eğitim uygulamalarından, tecrübelerden çok fayda sundum. YouTube'da da çok güzel değişik videolar var. Hem geleceğin 2050'li, 2070'li yıllarla ilgili videolar var. Mutlaka böyle bu alemde gelecek fütürist işleri izlemek lazım. Bunu şuradan anlatıyorum. Bir penaltı kullanılıyor. Penaltıda çok sert bir şut çekiliyor ve kale direğinin en üstüne top geliyor ve havaya kalkıyor. Atan adam yerlere kapanıyor, atamadın diye. Kaleci de kurtardım diye sevinçle orta sahaya doğru koşuyor ve top yere düşüyor. Yavaş 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 tekrardan kaleye gidiyor. Biz hiçbir zaman sonucu elde etmeyene kadar inandığımız hedeflerden, inandığımız ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü pes etmek baştan kaybetmektir değerli arkadaşlar. O yüzden lütfen inandığınız şeyler uğruna, inandığınız hedefler uğruna size düşen hiç durmadan o alın terini, o emeği, o gayreti sarf etmektir. O an kazanmasanız bile o emek, o gayret size yepyeni bir tecrübe, yepyeni bilinç, yepyeni bir farkındalık kazanmıştır. Başka bir olayın inşallah tetikleyici gücü, başka bir elde edeceğiniz zaferin ön birikimi, ön sermayesi olacaktır. Yaşamda şu çok önemlidir. Dünün keşkeleri, yarının endişeleriyle bugününüzü heder etmeyin. Dün dünde kalmıştır. Bize düşen o dünden dersler çıkartıp yarına doğru adımlar atmaktır. Geleceği de, gaybı da sadece ve sadece Cenab-ı Allah bilir. Bizim gelecekle ilgili herhangi bir şeyimiz olamaz, tasavvur. Ama bugünümüzü, bize düşen bu anı iyi değerlendirirsek, iyi doldurursak zaten geçmişten ders almışızdır, geleceğe de emin adımlarla yürüyoruzdur. O yüzden bu noktada inşallah yürüyüşünüz daim olsun.
Ben Sultanahmet'teyim. Yolunuz düşerse gelirseniz, ben olmasam Özcan Bey var, İmdüryan'ımız. O da yarı madenli, yarı Koçkaleli. Yardımcı olmaya hazırız. Mutlak suretle ben master veya doktora yapmanızı isterim. Hangi alanı seçerseniz seçin, hangi uygulama alanına karar verirseniz verin, akademik farkındalık, yetkinlik, akademisyen olmasanız bile size çok önemli değerler kazandırır. Siz genç grup olduğu için isim vermekte bir bahis görmüyorum. Ben şu andaki iletişim başkanımız Fahrettin Altunbey ile beraber okudum. Her zaman elinde 3-4-5 kitapla gezerdi. Bu çağlarda ne yaparsanız ileride bunun farkındalığı olur ve OECD ülkeler arasında bir araştırma yapılmış. Sosyal duygusal öğrenme becerileriyle sosyal faaliyetlere katılanların akademik başarılarıyla doğru bir orantı var. O yüzden yetkin, farklı, çok yönlü gelişim modeli sizin için çok önemli. Ders çalışmak çok kıymetli ama siz buraya gelmişseniz, bu potansiyel varsa bunun yanında kıymetli arkadaşlar, bunun sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, akademik yetkinliklerle buluşması lazım. Bir de Elazığ'ın size vermiş olduğu bir maya var. Bu medeniyetin, bu toprakların bir sesi var, türküsü var, değerleri var, inançları var. Her nerede olursak olalım, milli, manevi, insani, ahlaki ve vicdani değerlerle bu bayrağa, bu devlete hizmet etmek bizim en büyük gönül borcumuz. 250 bin şehit vermişiz Çanakkale'de. Onlardan bir emanet almışız. O kanlarıyla onlar bedel ödemişler. Anneniz babanız alın teriyle sizi buraya getirmiş. Siz de akıl terinizle inşallah bu memleketi yükseklere çıkartacaksınız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Sağ olun. Bu organizasyonu Elfet yapıyor. Bulunduğumuz çatı Final Eğitim Kurumlarının Bostancı Okulu. Elazığ'dan çıkan bir kurum. Birçoğunuzun abisi, ablası, annesi, babası, belki dedesi de olabilir. Çünkü çok geçmişte olan bir kurumumuz. 1980'den beri var. Final Eğitim Kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı, bizim değerli öğretmenimiz, hayatı öğreten çok değerli İbrahim Taşal hocamızı sahneye davet ediyorum. Elfet'in değerli yöneticileri, başkanımız, sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Mekan birazcık bizim sayılır. Dolayısıyla hoş geldinizle başlayalım. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Özellikle geçen yıl gelememiştim ben, bir seyahate denk gelmişti. Bu sene de enteresan bir şekilde bir seyahate denk gelecekti ama önceden söyledikleri için onu erteledik ve sizlerle birlikte olalım, bir araya gelelim istedik. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Demin Milli Eğitim Müdürümüzün de ifade ettiği gibi, gerçekten İstanbul özel bir yer. Ben 2000 yılında İstanbul'a taşındım. Yani aslında 1986 yılında ilk ofisini açtı burada. Dergisinin ilk çıktığı yıl 1986'dır. O yıl ofis açtık. Depomuzu, işte matbaamızı, bilmem neyimizi ayarladık burada. O zamandan beri İstanbul'la irtibatımız var ama 1986'dan 2000 yılına kadar ben İstanbul'a misafir gibi gelip gidiyordum. İşte geliyorum, 3-5 gün kalıyorum. Burada İhsan abi var, o ilgileniyor filan. Ben de şirketin bir kurucusu, ortağı olarak gelip gidiyordum. O zaman geldiğim İstanbul başkaydı ama gelip 2000 yılından sonra yerleştiğim İstanbul daha farklı geldi. Yani İstanbul'da gerçekten yaşamakla İstanbul'u gezmeye gelmek birbirinden son derece farklı bir durum. Hangisi güzel diye soracak olursanız, gezmeye gelmek güzeldi yani. İşin aslı o. Elazığ rahattı. Elazığ'da gidebileceğin en uzak yer 5 dakikalık yoldu. Arabana bindin mi, o zaman o kadar trafik de yoktu. 5 dakikanın içinde oradaydın. Zaten ben çoğu gün
evden dershanede yürüyerek gidip geliyordum. Yani uzundu ama yine de yürümeyi tercih ediyordum. Arabayla gitmektense yürümeyi tercih ediyordum. Orada sade bir hayatımız vardı ama buraya gelince ilk geldiğim yıl böyle bir şey oldum, yani sudan çıkmış balık gibi oldum. Lan nereden düştük buraya falan diye. Bir gün köprüden karşıya geçecekken bir daha tekrar dönüp Anadolu yakasına geçmiştim. Nasıl döndüysem bilmiyorum ama. Karşıya geçtim zannettim, tekrar aynı yere dönmüşüm. Lan ne burası ne? Orada herhalde Edirne, Ankara yazıyordu. Ben Edirne, Ankara yolu diye tekrar Ankara döndüm, geldim falan. Zor bir şehir ama mübarek bir şehir. Gerçekten bir dünya şehri. Yani burada yaşamanın size katacağı çok büyük avantajlar da var. Ama zorlukları da var. Zorlukları da var. Hele özellikle son yıllarda biraz göçmen akını ve değerlerin biraz daha yozlaşmasıyla, yani bir İstanbul beyefendisi bulmak çok kolay değil yani caddede, sokakta. Dolayısıyla biraz daha zorlaştı yaşamak. Ama yine de büyük bir kentte yaşamanın size katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Ama bir şartla. Eğer bir ağaç, bir fidan ya da bir ot, fark etmez, kökleri kuvvetliyse, köküne bağlıysa, onu hiçbir rüzgar yerinden sökemez. Ne kadar sert eserse essin ve hangi ortam olursa olsun orada yeşerir. Kayaların içinden fışkıran ağaçlar var, görüyorsunuz değil mi fotoğraflarını falan bazen. Kayanın içinden fışkırmış. Asfaltı delmiş, asfalttan çıkmış çiçek var. Ama bunların kökleri sağlam. Sağlam bir kök. Yani bir sağlam kökten besleniyor. İşte Elazığ kültürü böyle sağlam bir kök kazandırır insana bak. İçindeyken fark etmezsiniz. Ama dışarı çıktığınızda daha çok fark edersiniz. Yani balık misali, yani balık için o yüzdüğü deniz ya da akvaryum büyük bir nimet. 3-4 dakikalığına dışarı çıktığında o nimeti anlıyor yani. Çırpınıyor değil mi? Dolayısıyla bizim özellikle köklerimizden kopmamamız son derece önemli. Ailenizin size kazandırdığı kültürden, şehrimizin bize vermiş olduğu değerlerden kopmamamız son derece önemli. Ve bu değerler, inanın ki şu anda insanların aslında ulaşmaya çalıştığı değerler. Benim babaannem rahmetli, biz daha çocuktuk. Evde 4-5 tane pencerenin kenarında çiçek vardı. Onlara her sabah giderdi, o çiçeklere. Vay derdi ya, sen bugün derdi biraz başına eğmişsin. Onları severdi, okşardı, sulardı bak. Bir çiçeğe bile böyle davranırdı. Evin içerisindeki çiçek. Bir çiçeğe bile değer verirdi. Onu bir canlı gibi görürdü filan. Ama şimdi izlediği bilgisayar oyunlarıyla, izlediği dizilerle, dün bir olayda ifadesini almışlar çocuğun. Diyor ki ben çok oyun bağımlısıydım, oyun oynardım diyor. İşte oyunlarda da işte vurmak, öldürmek puan kazandırıyor. Ben diyor bir anda diyor kendimi kaybetmişim. Çıkıp 3 kişiyi hiç tanımadı. 3 tane adam bıçaklamış ya. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani memleket bir takım sentetik uyuşturucuların, bilmem nelerin böyle rastgele satıldığı bir hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla köklerinize sahip çıkacaksınız. O köklerden asla korkmayacaksınız. Size kazandırılan değerlerden korkmayacaksınız. Çünkü burada kontrol yok. Sosyal kontrol mekanizması zayıf. Yani bizim mahallede herkesle ilgilenirdi. Hatta bizi rahatsız edecek kadar.
falan canım çocuğu, ulan bu nereye gidiyor bu saatte, nereden geldi, ne oldu filan, bunların hepsine bakardı. Bu o anda bizi rahatsız ediyordu, ya bu ne biçim memleket diyorsun ya, herkes herkesin işine karışıyor ama müthiş bir bilmediğimiz sosyal kontrol vardı. Başımıza bir şey gelmeden önce bizim mahalle bize sahip çıkıyordu yani. Öyle bir özellik var burada. Yani burada nasıl olsa ben oradan kalktım geldim. Mesela birçok, yani biz Elazığlılar genelde yapmıyor ama birçok yerden kalkıp gelmiş olanlar kendi köyünde asla yapamayacağı davranışı burada çok rahat yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü sosyal kontrol yok. Komşu komşuyu bilmiyor yani. Adam evinde ölse 5 gün sonra komşunun haberi oluyor. Böyle bir durum var. Onun için biz burada Elazığlılar olarak aslında Elfet'in çok önemli bir görev yaptığını düşünüyoruz. Elfet bizi kültürümüze tekrar bağlayan, burada büyük bir denizin içerisinde bize sahip çıkan ve insanları kim olduklarını belli dönemlerde de olsa hatırlatan bir misyon içeriyor. O nedenle geldiğimiz zamandan beri Faik Başkanımız vardı. Onun çağrısıyla Elfet'in içerisine girdik ve o zamandan beri de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ben tabii eğitimin içerisinde olduğum için ve Türkiye'nin her yanında olduğum için her gittiğimiz yerde de Elazığlı kardeşlerimize aynı şekilde sahip çıkıyorum. Mesela Kıbrıs'ta üniversitemiz var. Oraya gelen Elazığlıların hepsini kendi arasında buluşturuyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. İkinci bir üniversiteniz diyoruz burası sizin, ikinci bir şehriniz gibi sahip çıkıyoruz. Çünkü biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak onların hangi ellere gideceğini kontrol edebilmemiz mümkün olmaz ve üzülürüz. O nedenle arkadaşlar hem Elfet bir kültür misyonu üstleniyor hem de hemşerileri arasındaki dayanışma misyonunu yükleniyor. Elfet'i belki tam bilmiyor olabilirsiniz. Aslında Elfet bir konfederasyon, bir federasyon. Birçok derneğin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yani diyelim ki Avcılar'daki derneği, işte Beylikdüzü'ndeki derneği, Fatih'teki derneği falan, böyle birçok derneğin birleşmesiyle oluşmuş bir güç. O nedenle her bölgede de size sahip çıkacak insanlar var. O nedenle büyük bir kültür erozyonu ve bombardımanı altında Türkiye'nin her yanında, Elazığ da dahil olmak üzere, her yanındaki gençlerimize yönelen ve onu değerlerinden koparmaya çalışan suslar karşısında hep birlikte güç birliği içerisinde çocuklarımıza sahip çıkacağız. Gençlerimize sahip çıkacağız. Buradaki öğrencilerimizin birçoğunun muhtemelen ya babası, ya amcası, ya annesi benim öğrencimdir. Onlar bahsetmişlerdir herhalde dershane yıllarından, öğrencilik yıllarından vesaire. Biz o dönemden beri öğrencilerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 milyon 230 bin öğrenci geçmiş. Çocuklarımıza sadece o aşamada değil, kariyerin bütün basamaklarında sahip çıkacağız. Bak bunu söylerken çok net söylüyorum. Eğer biz birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizle irtibatımızı sürdürürsek, yarın daha iyi noktalara gelme konusunda da bir Elazığ lobisi oluşmuş olacaktır. Yani desteklenmeden bazı makamlara erişmek çok kolay değil. Dolayısıyla Elazığlılar olarak, Elazığlı gençler olarak sizin de yarın önemli yerlere geldiğinizde birbirinizi desteklemeniz lazım. Ve bu birlikteliği, bu kardeşliği sürdürmeniz lazım. Bakın şu anda biz kurum olarak 20 bin civarında insanla çalışıyoruz. 20 bin civarında, çoğu öğretmen olmak üzere yani. Ve bunun içerisinde 5-6 bin tane Elazığlı insan çalışıyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. 5-6 bin tane Elazığlı genç, öğretmenliği tercih etmiş olanlar tabii daha çok çalıştığımız şeyler. Onlarla birlikte çalışıyoruz.
Onun için yarın kurduğunuz müesseselerde, efendim işletmelerde, elde ettiğiniz makamlarda Elazığ kültürüyle yetişmiş insanlara sahip çıkacaksınız. Bunu bölgecilik, hemşericilik gibi düşünmeyin. Biz Elazığ mayasına güveniyoruz. Kültürüne güveniyoruz. Edebine güveniyoruz. Ahlakına güveniyoruz. Biz kırtasiye kitap işleri yapıyordum ben. Dershane, yani öğrencilik yıllarımda. Dershane daha kurulmadan önce. Kitap evi diye bir kitap evimiz vardı. İstanbul'a geldim. Cağaloğlu'nda bir toptancıya gittim. Mal alacağız. Böyle işte gıdım gıdım alıyorum yani. İşte diyorum ki işte bu üç düzene bundan ver filan. Adam beni fark etti. Yani param olmadığını ve çekinerek aldığımı, işte sınırlı aldığımı fark etti. Dedi hele bir dakika gel sen dedi. Gittik oturduk. Dilaver Bey diye bir adam. Unutmuyorum. Dedi ya sen Elazığ'dan geliyorsun. Bak dedi bizim Elazığ'da bugüne kadar yaptığımız işlerin hiçbirinde kimse bizim paramızı aksatmadı. Çok sağlam adamlar dedi. Sen dedi. Hiç çekinme dedi. Hiç çekinme dedi. İstediğin kadar al. Senet ver, açık hesap yap. Ne yaparsan yap dedi. İkide bir buraya gel, gelip gitme İstanbul'a bu malları almak için. Bir ay sonra bir daha geleceksin ben. Fark ettim dedi. Al istediğin kadar dedi. Ben yine de ya bu adam bu kadar güvendi, mahcup olmayayım diye çekine biraz artırdım tabii şeyleri, alacağım malları. Öyle aldım. O kadar mutlu oldum ki ya dedim bizden öncekiler ne güzel bir referans bırakmış yani Elazığ'da. Esnaf Elazığ'a mal verirken hiçbir çekincesi yok yani Elazığ'da diyor benim param kaybolmaz. İşte bu kültürden dolayı ben söylüyorum birbirimize sahip çıkmamız lazım diye ve bunun bozulmaması lazım. Harput Anadolu Selçuklularından itibaren önemli bir sancak görevi yapmış. Çevredeki birçok il ve ilçe Harput'a bağlı olarak gelişmiş. Yani Harput sancağına daha önce bağlı olan yerleri bir araştırın internetten görürsünüz. Yani Kemaliye, Arapgir, o dönemlerde büyük yerler, Malatya'nın tamamı, işte Çüngüş, Eğil, Ergani, bu tarafta ta şeye kadar, Urfa'nın belli bir bölgesine kadar olan bölgenin tamamı Harput sancağıymış. Ve büyük bir medeniyet şehri Elazığ. Yani bugün mahalli müziğinde Türk sanat müziği enstrümanları kullanılan nadir 2-3 şehirden birisidir Elazığ. Yani içerisinde Türk sanat müziğinin enstrümanları kullanılır yani. Sadece bir çırıtmayla ya da bağlamayla yapılmış bir müzik değil. Çok farklı yani. Onun için insan olarak da çok farklı. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir nokta. Mesela Harput'ta 8 tane kolej varmış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan Koleji'nden tutun da diğer ülkelerin kolejlerine kadar 8 tane yabancı kolej varmış. Yani bir kısmı misyonerlik olarak gelmiş ama bir kısmı oradaki halkın ilme olan şeyinden dolayı gelmiş o kolejler oraya. Böyle bir şehir Elazığ. Yani mesela benim nüfus kütüğümü işte burada nüfus müdürümüz Harput Müderris Mahallesi'ne bağlı benim nüfus kütüğüm. Harput Müderris Mahallesi. Bak Harput'ta Müderris Mahallesi var. Enteresan bir şey yani. Müderris Mahallesi yani profesör, öğretmen falan bunların hepsine müderris, ders veren anlamında. O mahallenin kütüğüne kayıttık biz. Yani büyük bir medeniyet şehri. İçerisindeyken fark edemiyoruz bunu. Ama dıştan daha güzel görünüyor. Onun için o kültürün, o bazen annemizin, babamızın bize söyledi. Öf ya o da yeter ya durmadan sen bana nasihat ediyorsun falan diye karşı çıktığınız o kültür var ya bazen. O kültürün Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda vatansever bir şehir Elazığ. Dikkat edin, askerin, polisin en çok olduğu şehirlerden birisi.
Yani bazıları bunu farklı nedenlere bağlıyor ama öyle değil yani. Vatan sevgisi bu mesleklere yöneltir. Şimdi doktor olmak isteyen çocuklar oluyordu. Ben şeyde tercihlerini de yapıyordum öğrencilerimizin filan. 3-4 bin tercih yapıyordum senede orada. Bir sene 25 tane Gülhane Askeri Tıbba öğrenci göndermişiz. Bak Gülhane Askeri Tıbba 25 tane öğrenci göndermişiz. Doğal olarak bu hem askeri istihbaratın hem de devletin dikkatini çekmiş. Yani burada bir örgütlenme var. Dolayısıyla... Ama daha sonra söyleyeceğim. Biz bunu araştırdık ya, bu adamlar niye bu kadar çok? Hepsi de aynı şeyden geliyor. İstanbul Ersanesi'nden geliyor. Bu ne kadar adam... Sonra baktık ki bu tamamen sizler yönlendirmişsiniz bunları filan diye. Yani... Demek istediğim doktorluk seçecek ama onun yine de askeri olanı seçmek gibi bir şeye sahip. Yani en azın mayasında bu var arkadaşlar. Ve bu güzel bir şey. Bunu bozmayalım. Yani bu ülke için gerekli. Bak ne kadar zor bir jeopolitik yerde bulunuyoruz değil mi? Yani çevremizde bir tane dostumuz yok. Bir tane dostumuz yok yani sınırları öyle tek tek düşündüğün zaman bir tane dostumuz yok. Bu zor coğrafyada yaşayabilmek de son derece zor yani. Ve görüyorsunuz bir tane haydut devletin bütün ülkelere nasıl ceberrut bir şekilde saldırdığını görüyorsunuz yani. Demek ki bizim ülke olarak bu stratejiyi güderek kendi içimizde çok güçlü halde olmamız lazım. Ve bunun da en azından bu konuda çok önemli bir işlevi olduğunu devletimiz de biliyor, biz de biliyoruz. Dolayısıyla sizler de böyle bir şehirden çıkıp buraya gelmişsiniz. Yetişeceksiniz. İçinizden bilim insanları çıkacak. İçinizden dünyanın dört bir yanında iş yapan insanlar çıkacak. Birçok Elazığlı öğrencim şu an Silikon Vadisi'nde. Amerika'daki birçok üniversitede masterlarını, doktoralarını yaptılar. Bir kısmı döndü, bir kısmı orada çalışıyor. Yani İnanılmayacak kadar güzel yerlerdeler. Dünyada 4-5 adamdan biri olanlar var içerisinde. 4-5 tane bu konuda böyle en top adamın içerisinde olanlar var. Elazığlı kardeşlerimizden, benim öğrencilerimden gitmiş olan. Mesela ben bir tane yeğenim var. Netflix'te şu anda Sony Picture'dan oraya geçti. Animasyonda dünyanın ilk beşinden bir tanesi yani. Bizim Bülent'in oğlu var ya. Ahmet. Çocuk mesela bu Storks, işte Spider-Man, Titanic gibi filmlerin künyesinde yazan tek Türk bu Elazığ'dan. Elazığlı yani. Dolayısıyla birçok yani böyle daha neler var. İlaç sanayinde çalışan, yapay kan üretiminde çalışan çok sayıda, ben takip ediyorum öğrencilerimizi çünkü, çok güzel yerlerde çocuklar var. Bunlar sizin abileriniz, ablalarınız olarak sizlere de sahip çıkacaklardır. Sizi öyle güzel yerlerde görmek istiyoruz. Elfet'in hiçbir siyasi yanı yoktur. Hangi dünya görüşüne sahip olursanız, onu Elfet size sahip çıkar. Bizim ortak paydamız, Elazığ'ın değerleri, Elazığ'ın kültürü ve bu şehirden gelmiş, yetişmiş çocuklardır. Ama Elazığ'ın kültürünün de belli bir misyonu vardır. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla her türlü konuda bizden yardım isteyebilirsiniz. Dernekten yardım isteyebilirsiniz. Şahıs olarak bizden yardım isteyebilirsiniz. Okulda karşılaştığınız sıkıntılar olursa, derslerinizle ilgili, hocalarınızla ilgili okulu bitirdikten sonra kariyerde yükselirken bizim desteğimize ihtiyacınız olursa direkt gelip bize söyleyip referans olarak bizi verebilirsiniz. Biz sizi Elazığ kültürünün bir temsilcisi olarak hepinize referans oluruz. Ve burada biz sahibiniz var, abileriniz var, ablalarınız var. Her zaman, her şekilde
size sahip çıkarız. Tekrar söylüyorum, bunu bir bölgecilik ya da işte hemşericilik gibi düşünmeyin. Ki bunu da yapabiliriz, bir mahsuru da yok yani hemşerilerimize. Tabii ki sahip çıkacağız. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bütün şehirler yapıyor kendine göre. Bazı şehirlerin çok daha lobileri güçlü ve siyasette de çok iyi yerlerde olabiliyorlar. Dolayısıyla biz de burada bütün hemşerilerimize sahip çıkarız, çıkacağız. Elazığ'la irtibatınızı nereye giderseniz gidin koparmayın. Bak ben mesela bu kadar büyük bir operasyon içerisinde olduğum halde Elazığ'la irtibatımı hiçbir zaman koparmıyorum. Yani orada şu anda 8 tane kurumumuz var. Devam ediyor onlar. Yine 2 tane farklı alanda çalışan kurumumuz var. Gıda sektöründe vesaire. Onlar da aynı şekilde devam ediyor. Öncülüğün vergi dairesi hala Elazığ'da. Elazığ'dan ödüyoruz vergimizi, Elazığ'a faydası olsun diye. Öncülük Elazığ'da yani. Burası şube merkezi Elazığ'da. Bunu niye söylüyorum? Nerede olursanız olun Elazığ'la irtibatınızı asla ve asla koparmayın. Orası sizin gücünüzdür. Tamam mı? Zora düştüğünüzde bunu hissedeceksiniz. Elazığ sizin gücünüzdür. Benim gücüm şahsım. Onun için sahip çıkın hem arkadaşlarınıza hem kendinize hem de derneğimiz sizlere sahip çıkacak. Hepinize başarılar diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Böyle yüksek sesle amca dedi ki ya dedi bu Suriyelilerden de bıktık dedi. Beni gösterdi yani. Amca dedim ben Suriyeli değilim, Türkçesi de bizden iyi dedi. Şimdi onun için ön yargı zor bir şey. Tabii bazen bunun olumsuzunu da yaşıyoruz. Herhalde bugünkü şu an konuşmalarımız, yapılan konuşmalar, Sayın Müdürümüzün, İbrahim Taşal Hocamızın, Gökhan Başkanımızın konuşmalarından sonra biraz olumlu bir hava olmuştur. O arkadaşımız herhalde şimdi mutludur diye düşünüyorum. Şimdi bizim için çok değerli. Yani değerli arkadaşlar, biz yaklaşık olarak geçen sene 210 civarındaydı değil mi? Başkanım burs veriyorduk. Bu sene de inşallah 250 civarına çıkaracağız. Ve bir planımız daha var. Onu da açıklayayım. Bütün arkadaşlarımız, işte çok güzel bir heyetimiz var. Orada evraklar alıyoruz. Tamamen şeffaf bir şekilde. Herhangi bir torpil yok. Bunu net söylüyorum. İşte E-Devlet'ten belgeler yolluyorsunuz. Değerli Soner abimiz, ben ve birkaç arkadaşımız orada bir değerlendirme yapıyoruz. Burslarınız en kısa zamanda açıklanacak. Burs alan arkadaşlarımız burslara devam edecek. Ama biz bu yıl bir performans bursu da düşünüyoruz İbrahim Taşal Hocam. Şöyle, bizim yapmış olduğumuz çalışmalara, projelere ve bizim değer verdiğimiz projelere siz değerli arkadaşlarımız katılım göstererek, onu sahiplenerek ya da ona katkıda bulunduğunuz zaman 3 ayda bir bunu biz değerlendireceğiz. 3 ayda bir bu çalışmalara gelen arkadaşlarımız, projelerimizi destekleyen arkadaşlarımızın hani okulda kanaat notu vardır ya, bununla ilgili biz de performans bursu vermeyi düşünüyoruz. Lütfen bunu bir tehdit veya bir altta bir şey olarak algılamayın. Bunun daha güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü neden? Hani biz burası dost meclisi, bazen bir çalışma yapıyoruz. 6 sene arkadaşımız geliyor. Doğru, İstanbul çok büyük bir şehir. Ulaşım da zor. Ama yani bugün salonu doldurmanız çok kıymetli. Onun için Elfet Genel Gençlik Kolu Başkanımız Sayın Yunus Emre'ye, özür diliyorum, gençlikten sorumlu başkanımız Yunus Emre'ye ve gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Alev Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz 3-4 gün, ben de dahil, çok çalıştık. Telefonlarla aradık. İşte salonumuz şu an 200 civarında, 200 kişi doldu. Ama bundan sonraki çalışmalarımız bize kuvvet verecektir. Sürprizlerimiz olacaktır. Yani çalışmalarımızın sonunda müzik programlarımız oluyor, değerli büyüklerimiz geliyor. Onun için bunlara katılımınızı rica ediyoruz. O performans bursuyla ilgili, performans bursuyla ilgili değerlendirmeleri gruplardan size atacağız. Şimdi değerli arkadaşlarımız, burs veren çok değerli büyüklerimiz var, kardeşlerimiz burada. Onlardan bir tanesi Sayın Emin Selim Akgül abimizi sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurun.
bir şey diyecektim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Değerli büyüklerim, sevgili katılımcılar, hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben İstanbul'da 3 kuşaktır ticaretle uğraşan bir ailenin son kuşak temsilcisiyim. Kıymetli dostlarımız, kıymetli büyüklerimiz, değerli büyüklerimizin vesilesiyle Elfet'le tanıştım. Çok da mutlu oldum. Biraz önce kıymetli büyüklerimizin bahsettiği gibi kültürümüze bağlı kalmak, memleketimize bağlı kalmak, değerlerimize saygı duymak çok önemli. Tabii ki okumak, kariyer yapmak, bir yerlere gelebilmek bu arzular da çok kıymetli ama kültürümüzle beraber bunları taşımak ve ilerlemek çok çok daha kıymetli. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum. Bizler iş insanları olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapmaya gayret edeceğiz. Değerli başkanımızın önderliğinde bu süreçleri devam ettireceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa her zaman emrinizdeyiz Sayın Başkanım, kıymetli yönetim kurulumuz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Sayın Emin abimize çok teşekkür ediyoruz bu samimi konuşmasından dolayı. Ona bir takdimimiz olacak. Bir Sayın İbrahim Taşal hocamızı sahneye alabilir miyim lütfen hocam? Elazığ'da İzmir'den biz değerli istimlerdik. Kulumuzun zeytin çiçeği kolonyası. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, güçlü bir şekilde alkışlıyoruz arkadaşlar. Evet, Tevfik Bey, Doktor Emre İlhan'ın abimizin adına geldi. Az önce buradaydı Necip Bey. Hala yok. Devam ediyoruz. Bir diğer Elazığlı abimiz Baki Yalçın'ı sahneye davet ediyorum. Takdimini yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Gökhan Elgin'i sahneye davet ediyorum. Baki Bey, değerli hazırım, kıymetli büyüklerim, hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygıyla sizleri selamlıyorum. Öncelikle ben de bir iş insanı olarak yurt dışında yaşıyorum. Uzun yıllar Fransa'da yaşadım. Az önce değerli büyüğüm bir anısını anlattı. İstanbul'a gelince tanımadığı bir Elazığlı olarak. Aynı olay Paris'te ben de yaşadım. Orada iş yapıyoruz. Daha yeni gitmişim. Yani bir 2-3 yıllık bir iş hayatım var. Tabii kimseyi tanımıyoruz. İşçi lazım. Götüreceğiz. Taşeronuz. Yani daha işveren konumuna gelmedik. Orada da böyle şey gibi diyeyim. İzzet Paşa'nın orada hani işçiler vardır. Gideriz orada Paris'te. Sorarız kim iş var götürürüz diye. Sordum bir iki arkadaş usta işe götüreceğim. Kimsin, necisin? Hani beni tanımıyor, bir şeyim de yok. Elazığlıyım dedim, işe götüreceğiz işte. Ya kimsiniz, parayı nasıl veriyorsunuz, vermiyorsunuz? Yan tarafta bir tane bizi dinliyor. Hiç tanımıyorum, nereli olduğunu da bilmiyorum. Dedi ki, beyefendi, git çalış dedi. Niye? Dedi, Elazığlıysa senin paranı yemez. Bunu ben Paris'te yaşadım. Paris'te gelenleriz belki vardır, gelin. Orada Elazığlılar çok güzel iz bırakmış. Bizden önceki abilerimiz de, bizler de sağ olsun. Hepsi işveren konumunda. Çok güzel iz bırakmışlar. Değerli öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Ben okumadım. Ben ilkokul mezunuyum. 6 tane evladım var. Hepsini okuttum. Allah razı olsun. Evlatlarıma da şunu tavsiye ettim. Yani söylemekte beyiz yoksa başkanım. Bir oğlum cumhuriyet savcısı, bir oğlum doktor. Onlara tavsiyem şu, kendi mesleklerinizi yapın. Ama Elazığlı kapınıza geldiği zaman ona ayrı bir öncelik tanıyın. Bunun adına ne derseniz deyin. Ben Elazığlı olmaktan gurur duyuyorum. Değerli öğrencilerimize de tavsiyem, okuyun lütfen. Biz okumadık, evet iş hayatına atıldık. O zamanın şartları bunu gerektirdi.
Ama sizlerden tavsiyem okuyun. Elimizden gelince de Elfet'in bünyesinde ne gerekiyorsa tüm desteğimizi de ben vermeye hazırım. Başkanımızın da, değerli büyüklerimizin de emrindeyim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar İstanbul'un neresine giderseniz gidin İstanbul valiliği de dahil bu kolonyadan vardır. Altını çizebilirim. Bunu ben söylüyorum. Evet, Doktor Emre İlhan, dünya çapında bir doktorumuz. Şu an kendisi yurt dışında olduğu için gelemedi. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok değerli bir arkadaşımız, çok değerli bir katkısı oluyor bize. Onun adına birlikte çalıştığı arkadaşımız ve aynı zamanda Elazığlı, aynı zamanda da benim liseden arkadaşım Tevfik Bey'i sahneye alıyoruz. Tevfik Bey'in ödülünü de vermek üzere büyükleriniz bilir. Sorarsınız bugün Elazığ'ın en eski dişçisi kim diye Yalçın Gazze derler. Onun oğlu ve bizim de çok değerli bir abimiz. Dışarıda da 1900 kaç modelde abi sizin arabanız? 69 model bir mavi araba duruyor. Nostalji olarak fotoğraf çekebilirsiniz. Habib Gazze abimizi, diş hekimi Habib Gazze abimizi sahneye davet ediyor. Tevfik Bey, kendinizden bahsederseniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Emre İlhan adına buradayım. Emre Bey de aslında anne tarafından Elazığlı bir arkadaşımız. Biz yıllarca beraber çalıştık. Şimdi Elazığ'ın bir kültürü var. Elazığ'ın İstanbul'a geldiğimde 2003 yılında Elazığ'ı deyip de açmadım kapı olmadı. Rabi abla da bilir zaten biz beraber de şey yapmıştık. Güçlü bir yapımız var burada. Güçlü bir kültürümüz var. Buna sahip çıkın. Bunlar siz çok önemlisiniz burada. Ben hepinize başarılar diliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Aslında yönetim kurulu üyelerimizin içerisinde Sayın Habib Gazze abimiz de çok destek veriyor. Ben ondan da bir iki cümle almak istiyorum. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Çok güzel bir aile. Ben çok yeni tanıştım. Birkaç sene oldu tabii ki. Ve belki birçoğunuz gibi ben de Elfet'i iyi bilmiyordum. Gökhan Başkanım, internetten araştırdım. Ne dedi? O seneler... Sonra gördüm içinize geldikçe de gün geçtikçe hakikaten daha çok seviyorum. Ve arkadaşıma da söyledim bugün kahvaltıda. Etkinliklere daha çok gelmek beni daha da size ısıttı. Gerçekten Elfet sayesinde inşallah memleketimizde daha iyi yerlerde olacak hayırlısı. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar sıkılmıyoruz değil mi? Bir arkadaşımız da böyle tanıdığım bir arkadaşımız bugünkü toplantıda. Biraz gecikti dedim, trafik var mı? Trafik mi vardı dedim. Hocam dedi kafada trafik var dedi. Ya dedim ne oldu? Ya bu nasıl bir şehir, bu nasıl bir yer dedi. Biz nereden de geldik dedi. Ben de dedim ki bugünkü toplantıda o kafadaki trafiği halledeceğiz. Bazen trafik işi olacağız, bazen trafik polisi olacağız, bazen hastane olacağız, bazen nüfus müdürlüğüne veya işte bir yere işimiz düşebilir. Rabi ablamızın dediği karakol dışında her zaman arayabilirsiniz. İstanbul İl Nüfus Müdürü ve değerli ablamız, büyüğümüz Rabia Babaoğlu'nu sahneye davet ediyor. Canım hocam, başkanım, genel başkanım, çok değerli arkadaşlar. Çok değerli kardeşlerim, yavrularımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Mete diyor ya, hani karakola düşmek dışında, kavgaya girmeyin, kavga etmeyin. Kavga ettiğinizde sakın ha dayak yemeyin. Dayak yedikten sonra da beni arayabilirsiniz. Dayak attıktan sonra yemeyin, bak açık söylüyorum. Ve
Ben aslında görev olarak İçişleri Bakanlığı'nda daire başkanıyım. Şimdi de İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'nü vekaleten yürütüyorum. İkinci seneme gireceğim burada. Benim size tavsiyem alttan da ders bırakmayın. Anne ve babaları mutlaka her gün olmazsa her gün arayın aslında. Veya mesaj atın sizin için kolay olan şekliyle. Vatan Caddesi'ndeyim. İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'nün birinci katındayım. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda oradan geçerken de uğrayın. Hepinize başarılar diliyorum. Bu ailenin içinde olduğum için ben de çok mutluyum. Ve ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz çok karanlık ve Türkiye'nin çok karışık olduğu bir dönemde gençtik ve öğrenciydik. Ve size bunu her yerde de söylüyorum. Eğer biz dağa çıkmadıysak ve ovada da kaybolmazdıysak bunu İbrahim Taşel'e borçluyuz. Hepimizin huzurunda asla parayı öncelik yapmadı. Demin masada bir kim vardı? Bir doktor arkadaş dedi ki parasız okuyanlardan biri de benim o dershanelerde. Gerçekten çok şeyi borçluyuz. Sizlere de güveniyoruz. Metem'in dediği gibi sizlere de güveniyoruz. Biz gençliğe güveniyoruz. Başarılı olacağınıza inanıyoruz. Alttan da ders bırakmayasınız. Onu da peşin söylüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yönetim kurulumuzu çok hızlı bir şekilde sahneye alarak tanıtmak istiyoruz ama çok hızlı. Yönetim kurulu üyelerimiz de bir dakika şeklinde kendilerini tanıtırlarsa teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Rabia Baboğlu, demin tanıtmıştım, zamandan kazanalım. Dilek İçmeli Özgürgin, Elfette Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Elfet yönetim olarak biz sizlere ablalık ve abilik yapmaya hazırız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Uğur Cengiz, harita mühendisiyim. Federasyonda 10 yıldan beri görev yapmaktayım. Teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hakan Demir ben. Elfet'te projelerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Birlikte güzel işler yapmayı ve bekliyoruz. Projelerde birlikte olmayı bekliyoruz. Ben de aslında kendimi tanıttım. Kazım Gökhan Ergin. Ben 1975 Elazığ doğumluyum, Harputluyum. Donupınar İlköğretim Okulu, ardından da Elazığ Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini 98'de bitirdim. Mesleki hayatıma da özel sektör ve devlet kurumlarında devam ettim. Şu anda da Merkez Bankası'da yapı tedarikçileri genel müdür olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Elfed'in kurucularından ve bu dönemde genel başkanlığını yürütüyorum. Yönetim kuruluma da çok teşekkür ediyorum. Özcan Türkoğlu, eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyım. Demin il müdürümüzün söylediği üzere Sultanahmet'e gelirseniz bekleriz. Ben kıymetli sunumlarından, anlatımlarından dolayı kıymetli hocam İbrahim Taşer'e bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben de İstanbul'da eğitim aldım ve onun öğrencisi olduğum için de gurur duyuyorum. Bu büyüklerimizin kıymetini bilmek lazım. Biz bir emaneti teslim aldık. Bu emaneti de sizlere teslim edeceğiz. Ama Elazığ vurgusunu çok yaptık. Hepimiz Elazığlıyız. Bir şey de ben eklemek istiyorum. Elazığlı olduğunuzu söylemekten hiç çekinmeyin. Her ortamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü biz bu emaneti çok güzel teslim aldık ve şu an taşıyoruz. Sizlere de en güzel şekilde teslim etmek istiyoruz. Eğitim hayatınızda hayırlı olsun. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Necati Altınbaş, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı. Evet sevgili genç kardeşlerim, ben de Soner Doğan. Ben de Elfet'te burslardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Beşiktaş ilçesinde bir devlet okulunda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Her zaman kapımız size açık. Başkanımızın diğer konuşmacılarla söylediği gibi Elfet'in etkinliklerine mutlaka katılıp orada çok zengin hazineyi keşfetmenizi özellikle arzu ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar herkese. Değerli İbrahim Hocam, burada yeniden sizinle böyle tatlı sohbetinizi dinlemekten çok mutlu oldum. Mehtap Kaçar, Elazığ doğumluyum. İlk orta lise ve üniversite eğitimimi Elazığ'da tamamladım. Çok değerli İbrahim Hocam'dan ders alma şansı elde edip ilk sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik fakültesine girip ama ailevi nedenlerle gelemeyip ikinci sene Elazığ'da tıp fakültesi okudum.
Daha sonra doktora eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dekan yardımcısı, fizyopatoloji anabilim dalı başkanı ve senato üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda bunların çok üstünde benim için anlamı olan bir görev. Tabii Afet Yönetim Kurulu'ndayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla. Merhabalar, Habib Gazze. Elfet'te sağlık işlerinden sorumlu olarak yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Demirbağ. İstanbul Elazığ Dernek Başkanıyım. Elfet'te de kültürden sorumluyum. Aynı zamanda ses sanatçısıyım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yalçın Gürsoy Yıldırım. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 17 sene devlet hastanesi acili hekimlik yaptım. Aranızda bakmış olduğumuz olabilir de. Hasta olarak gelmişsene devlet hastanesine bakmış olabilirim. Mehtap Hanım'la 1985 yılında Elazığ'da Tıp Fakültesinden beri başlayan arkadaşlarımız var. Şimdi Elfet'te de beraber çalışıyoruz. 17 yıldır da sağlıkta yöneticilik yapıyorum. İstanbul'da da yönetici olarak görevlere devam ediyorum. Bu arada İstanbul'da da biz Elazığlı doktorları bir araya topladık. Gerçekten bu sene yönetim kurulu ve başkanımızla en büyük grubu biz topladık. İstanbul'daki bütün Elazığlı doktorları bir araya getirdik. Sağlıkta İstanbul'da oldukça elimizden geldiği kadar güçlüyüz. Bu konuda da gene bir ihtiyacınız olursa her hastanede Elazığlı doktorlarımız var ve onlarla iletişim halindeyiz. Ben her şeyin başı sağlık diyorum. Saygılar sunuyorum. Ya, merhabalar. İsmim Burak Polat. Ben de 2006 yılı Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Türkiye'de ve uluslararası alanında mali müşavirim. Bir yerel şirketinde finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Bu alanda kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa seve seve benimle her zaman irtibat kurabilirler. Elazığ Dernekler Federasyonu'nda da Simon olarak çalışıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Geleceğimiz kardeşlerimiz hoş geldiniz. Fethi Altunyuva, ben de bilgisayar mühendisiyim. Bir teknoloji şirketinde görev yapmaktayım. 2013 yılında dahil oldum Mehmet ailesinde de şu an için ARKE'den sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerle birlikte de güzel projelerde birlikte oluruz. Tekrar teşekkür ederiz. Sayın Taşel Hocam, değerli gençler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Necip Coşkun, 1977 Elazığ doğumluyum, Palulu'yum. Şu an Kızılay Şişli Şubesi Gönüllü Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bunun dışında da ihracat yapan bir şirketim var, ticaretle uğraşıyorum. Kuruluşumdan belli Elfet'teyim. Sayın Genel Başkanımızın vizyonunda siz Elazığlılarla beraber olmak, Elazığ için bir şeyler yapmak için çok büyük bir onur. Bu onuru sizlerle paylaşmaktan dolayı da çok mutluyum. Elfet ailesi çok büyük bir aile. Sizler de bu aileye hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Buzdağının görünen kısmı, ona göre. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Elfet'te gençlikten sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yunus Emre Sertdemir ben. Elfet'te gençlikten sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine devam ediyorum. Online dünyasında e-ticaret işiyle uğraşıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. İyi günler hepinize. Ahmet Karakış ismim benim. 1971 Elazığ doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Elfet'te iş dünyasından sorumlu başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda İstanbul'da şehir içi yolcu taşıma işiyle uğraşan bir firmanın genel müdürü ve ortağıyım. Tekrar hoş geldiniz. Efendim, ismim Murat Öztürk. Sayın Genel Başkanımızın izniyle ben yönetim kurulu adına İbrahim Taşer Hocamızın elinden öpmek istiyorum. Alkışlarımız. Ay,
Teşekkür ederim. Evet, yönetim kurulumuzu güçlü bir alkışlıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Herkesi yerine alabiliriz. Bu arada az önce mesaj atmış değerli onursal başkanımız Faik Şimeli abimiz yurt dışında katılamadığı için sizlere selamları var. Başkanım bir şey mi söyleyecektiniz? Ben Mete Murat Bey'e ayrı bir teşekkür ediyorum. Bir alkışla Mete Murat Bey'e selam verin. Evet. Şimdi o ön yargıyı daha da güzel zirveye taşımak için kırdığımız ön yargıyı değerli sanatçımız Mehmet Demirbağ ve ondan sonra bir sürprizimiz var. Bakalım ne olacak? Onu da bir göreceğiz. Onlar şimdi bize küçük bir müzik ziyafetinde bulunacaklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz gönlümüzün gögercini kakoşlar. Bize kucak açanlar, derd ortağı babaşlar. Damla damla dökülüp her kutu nemliğinden Elazığ sevdasını yudumlayan sarhoşlar. Taşına, taşına. Okur musunuz hep beraber? Evet. Hayran olan toprağına, taşına, taşına, taşına. Henüz girmiş sevilmeli çağına, yeni girmiş sevilmeli çağına. Küçük yaşta bir yar sevdim, oy nenni, oy nenni, oy nenni nenni. O yarimin kaşı gözü sürmeli, sürmeli. Haydi el atasın bakalım hep beraber. Yaram yolursa
işle yolla, işle gül, işle yolla diyar yar. Allah bilmez ne çare, söz alamaz biçare. İçine çüten bak o içine, beşer bak koy birini. Dişle yolla diyar yar, Allah bilmez ne çare. Geçti ömrüm beçare. Damla hocamız günün anlamına Diyanet Ordu'na da girmiş kendisi. Yalnız kendisi Ordulu, biz biliyoruz geçen sene Ordu Spor'u son finalde eledik. Ama Ordu Spor 2 yıldır finalde kaybediyor. İnşallah bu sene o da çıkacaktır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun Mete hocam. Değerli Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşer hocam ve tüm konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Burada olmaktan bugün çok mutlu oldum ve çok imrendim. Ben Orduluyum ama çok sevmem. Orduluları çok sevmem. Tamamen bir Doğu kültürüne sahibim diyebilirim. Yani oraya gidiyorum, oralı oluyorum. Elazığ'a hiç gitmedim ama çok seviyorum. Mete hocam bize zaten inanılmaz aşılıyor. Takip de ediyoruz. Bugün gerçekten hepinizle gurur duydum. Birbirinize olan birlik, beraberlik, bağlılık gerçekten takdir ettim. Hepinizi yürekten kutluyorum. Ve bir Elazığ türküsü okumak istiyorum sizlerinizle. Pencereden bir daha
Yani güzel bir etkinlik. Hemşerilerimizle bir araya geldik. İlkokul arkadaşlarımızla, lise arkadaşlarımızla burada karşılaştık. Evet, onun için başvurdum zaten. Elazığlarla bir araya gelmek istedim zaten. Evet, yeni geldim bu yıl İstanbul'a. Ben geçen sene dernekle tanıştım. Elazığlılar günlerinde standlarına uğramıştım. Oradan beri derneği takip ediyorum. Yıldız Teknik'te elektronik ve haberleşme mühendisliği okuyorum. Birinci sınıftayım şu an. İlerletmeye çalışıyorum. Zor görünüyor. Gayet kaliteli, verimli bir etkinlikti hepimiz için. Hem buradaki arkadaşlarımız için hem de yönetimden tanıdığımız insanlar için. Bugün kahvaltı etkinliğinden onur duydum. Çok güzel bir etkinlikti. Derneğin sık sık etkinliklerine katılıyorum. Bu yıl burs almayı da düşünüyorum. Derneğin etkinlikleri için Kazım Gökhan Ergin Başkanımıza, size katkılarınızdan dolayı Mete Başkanıma, Faik Başkanıma teşekkür ediyorum. Evet, bu etkinliklerimiz artık geleneksel oldu. Öğrencilerimiz de dönem başı üniversiteye geldiklerinde beraber oluyoruz. Yine bugün yüzlerce öğrenciyle beraberdik Elazığ'dan gelen arkadaşlarımızla. Tabi bu tür organizasyonlar bizi kaynaştırıyor. Gençlerle ve büyükleriyle bir arada oluyorlar. Elazığ kültürüyle tekrar hemhal oluyoruz. Birbirimizle ileriki safhalarda, ileriki projelerimiz için sözleşiyoruz. Daha çok bir arada olacağımıza dair sözler veriyoruz. Bizim burs programımız da devam ediyor. 200-250 arası öğrenciye burs vereceğiz yine bu sene. Bu sene burs veren arkadaşlarımız da geldiler. Burs alanlar da burada. Dolayısıyla böyle bir kaynaşma halinde çok güzel kültürümüz, musikimizle beraber, sürprizlerimizle beraber bugün bir arada olduk. Ben katılanlara, bütün arkadaşlara, özellikle gençlere çok teşekkür ediyorum. Bugün burada gençlerimiz için bir aradayız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları çok seviyoruz, çok değer veriyoruz. Tabii İstanbul'a ilk kez gelen birçok arkadaşımız var. Onlara da biraz ablalık, abilik yapmak için buradayız. Güzel bir organizasyon oldu. Birçok yeni arkadaşımızla tanıştık. Telefonlarımızı verdik. Onları biraz daha işin aslı bizlere ulaşmaları için zorladık. Çünkü yeni nesil biraz daha böyle arka planda duruyor. O yüzden onlara o cesareti vermek için bugün buradaydık. Şimdi ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Elazığ'daki tüm hemşerilerimize de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu bizim Elfet ailesiyle Elazığ'dan gelen öğrencilerimizin 3. buluşması. Buluştuğumuz yer tüm kurumları. Elazığ'ın çok değerli bir markası. Bizim baba ocağımız. Dolayısıyla öğrencilerimizi ve Elfet ailesini burada ağırlamaktan gurur duyuyorum. Bu okulun yönetim kurulu üyelerinden bir tanesiyim ben. Aynı zamanda da Elfet'te eğitimden ve burstan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bugün yaklaşık olarak 200 civarında öğrencimiz vardı. Ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Mücahit Yentür hocamız, yönetim kurulu başkanımız İbrahim Taşer ve Elfet Genel Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz katıldılar. Çok güzel bir toplantı oldu. Şu anda da bahçemizde çocuklarımızla eğitimlerini yaptıkları fakültelerle bizim yönetim kurulu üyelerimiz birlikte sohbet ediyorlar. Aslında açık alanda bir kariyer günü yapıyoruz bugün. Değerli İbrahim Taşer hocamızın çok güzel bir sunumu oldu. Gerçekten tecrübesiyle bize bir yol gösterdi. Öğrencilerimiz de notlar aldı. Öğrencilerimiz çok iyi üniversitelerde okuyorlar. İlk 100'de olan var, ilk 10'da olan var, ilk 1000'de olan var. Çok çeşitli üniversitelerden geliyorlar. İstanbul çok büyük bir şehir. Hatta birçok ülkenin nüfusundan çok çok daha fazla. Biz onlara burada bir aile olduğunu göstermek için bu toplantıları yapıyoruz. Daha nicelerini yapacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum ve özellikle bize her anlamda desteğini veren Kemal Bey abimize, yönetim kurulu üyemize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve bugünkü etkinliğimizde biz üniversite öğrencilerimizle bir araya geldik. Tabii bu üniversite öğrencilerimizin bir özelliği var. Bunlar Elazığlı olup İstanbul'da üniversite okumaya gelen öğrencilerimiz. Evlerinden, memleketlerinden ilk ayrıldıkları günlerde, yıllarda onları yalnız bırakmak istemiyoruz. Biz de buradaki onlardan hayat yolunu daha önce yürümüş
ablaları, abileri olarak onları karşılamak, onlarla tanışmak, onların varsa sıkıntılarını dinlemek, yoksa irtibat kurabilmek için bu organizasyonu düzenledik. Çok da güzel oldu. Çok değerli büyüklerimiz, çok önemli mesajlar içeren konuşmalar yaptılar. Gençlerin yolunu aydınlatacak önemli ipuçları verdiler. Gerek İbrahim Taşay hocamız, gerek İl Milli Eğitim Müdürümüz, gerek Genel Başkanımız Kazım Gökhan Ergin çok değerli tecrübelerini aktardılar. Öğrencilerimizin de mutlu olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte bir kahvaltı yaptık. Sonra güzel derin sohbetlerimiz oldu. Elazığ musikisinden örnekler dinledik ve küçük bir halay gösterisi sonunda etkinliğimiz bitti. Bizler de çok mutlu olduk. Pırıl pırıl gençlerimizi tanımak bizleri mutlu ediyor. Tabii ki her zaman bilgimizi, tecrübemizi ve şu anda onlar için ne yapabiliyorsak elimizden gelen her şeyi yaparak onların yanında duracağız bu kocaman şehirde. Şimdi tıp fakültesi öğrencileri. Tabii ki benim de bir tıp fakültesinde akademisyen olmam onların çok ilgisini çekti. Zaten onun için buradayız. Genel olarak hem hayatla ilgili hem eğitim hayatında nelere dikkat etmeleri lazım? Önlerinde onları bekleyen şeyler neler? Benden şu an için yapmaları gerekenler konusunda fikir istediler. Ben de onlara bu önemli noktaları açıkladım. İşte kendileri nasıl geliştirecekler, hangi sertifika programlarına katılmalılar, işte bilimsel projelerde mi yer almalılar gibi hani biraz teknik detaylar içeren tıbba yönelik hani gelişim basamaklarını tırmanmaları noktasında kendilerini geliştirmek anlamında kritik noktaları paylaştım ve bu konuda da bu alanda da var olabilmeleri için ben de kendilerini destekleyeceğim her zaman. Onları da konuştuk. İrtibat numaralarını aldık. En kısa zamanda buranın dışında da onlar da gerek üniversitede gerek federasyon binamızda bir araya gelme sözü vererek birbirimize ayrıldık. Güzel oldu bence. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Tabii onları da sormak lazım. Böyle bir koyu sohbet yaptık. Evet, haklısınız.